Arkadaşlar selam. Yıldırımın son hareketi nem bariyeri. Geobado bariyer. Alman malı. Bunu şimdi duvarlara, tavana yapacağım son kat olarak. Ondan sonra da ahşap lambiri geçeceğim. Bu içerideki nemi keçelere geçirmemek için lazım olan bir şey. Bu nem bariyerini aldığımda akrilik bant da önerdiler. Dehşet yapışıyor. Nem bariyeri için uygulayacağım. Bugün depoların son işlemini yaptırdım. O yüzden kafam biraz rahatladı. Çünkü depolar kısmında anlattığım bir problem vardı. Ondan dolayı bazı şeyler aksıyordu. Şimdi onu bitirdim. Gider deliği açıldı. Yavaş yavaş artık buraya da kontrasını alacağım. Şimdi bu nem bariyerini bu gece bitirebilirsem 1-2 saat içerisinde büyük bir iş bitmiş olacak. Eğer onu yaparsam zaten artık lambir yapmak için her şey hazır olmuş olacak. O yüzden bir an önce ben işe koyulayım. Arkadaşlar merhaba. Dün gece 4'e kadar çalıştım. Nem bariyerini bitirdim. Şimdi lambiri almaya gidiyorum. Aytu ile beraber lambirleri yapacağız inşallah. Bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Bugün araca teyp ekran taktırıyorum. Arka tarafa geri görüş kamerası takılıyor. Ve camlara da film taktırıyorum. Aracımızın lastikleri 215-75R16C. Bu lastikler 60 en az basıncı olması gerekiyormuş. Eğer çok ağır yüklerseniz 70'e kadar, hatta üzerine maksimum 75 yazıyor. Biz 60 yaptık çok sert olmaması için, konforlu olması için. Dört tekeri de aynı şekilde yaptık. Gölgeliği tekrar taktım. Aslında onu boyayacaktım. Boyamaya pek vaktimiz olmadı. Ducato kullananlar bunu çıkart güzel gözüküyor dediler ama kullanırken gerçekten çok faydası var bunun. Normalde bayağı güneş oluyor. Görüntüsü belki çok iyi durmuyor olabilir ama faydası bence bayağı fazla, çok rahat geliyoruz şu an. Ön taraftan da şöyle bir kaplama yapmışlar. Artık yansımayı önlüyor ön tarafta. Ön kaputa ben şöyle bir şey almıştım. Bunu neden aldım? Boyası biraz kötüydü buranın. Küflenme falan var. Orayı da boyatacağım aslında. Şu an idarelik bunu taktım. Ama bir yandan bu siyah renk olduğu için bu beyaz mesela yansıtıyor. Buralar sıcak değil ama burası bir tık daha sıcak. Bugün çok güneş olmasa da daha önceki günler fark ettim. Yani motor kısmını biraz ısıtıyor. Bunu çıkartacağım. O boya işini yaptıktan sonra kendim sprey boyayla şuralarda açıklıklar vardı ayak basmaktan. Buraları kendim spreyle düzelttim. Şu kısımda vardı. Burada düzelttim. Dört jantı da jant boyası alıp griye boyadım. Dün kapağı düşürdüm. Biri su yardı ama bulamadım. Bu da boyadığım hali. Koltuk kılıfı yaptırdım. 230 liraya mal oldu. 2+1. O taraf bir tık daha rahat. Belki ileride bu koltukları değiştireceğiz bunlar çünkü dik. Dik koltuk yatar değil. Yolcu için bir tık dik kalıyor. Yeni ekran taktırdık. Bunun çerçevesi geldi, ayrı geldi. Ona henüz taktıramadım. Onu taktıracağım. Vites topuzunu yeni aldım. 25 lira bunun fiyatı. 50 liraya direksiyonu kapatmıştım. O da gayet güzel şu an. Kompleks kestirdim.
Dertlerimiz ortak. Sıkıntımız şu an biraz tavanı silmem gerekecek.